Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar Soy. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Ve hemen başlayalım siyasetin gündemiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası gençlerin merakla beklediği müjdeleri peş peşe açıkladı. Üniversitelere cep telefonu ve bilgisayar desteği geliyor. Emeklinin beklediği zam müjdesi kabine toplantısından çıkmadı. Ama Erdoğan bugün Beştepe'deki sürpriz konuğu ittifak ortağı Devlet Bahçeli ile görüştürdü. Üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençler merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki kabine toplantısından sonra kameralar karşısına geçti. Evlenmek isteyen gençlere yönelik faizsiz kredi çalışmasıyla ilgili gelinen son noktayı da açıkladı. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı deprem bölgesinde başlatacağız. Cumhurbaşkanının bir müjdesi de 18 yaşına basan gençlereydi. Bir yıl süreyle geçerli olmak üzere genç kart vereceğiz. Müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Erdoğan konuşmasının satır aralarında altılı masaya da göndermelerde bulundu. Altılı masa, 16'lı masada olduğu gibi. Ne oldu? Tepindiler, hepsi ortadan yok oldu. Cumhurbaşkanı yeni günde ittifak ortağı Bahçeli ile Beştepe'de görüştü. Kabineden emekliye müjde çıkmadı ama görüşmede masadaki en önemli başlık emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeydi. Yerel seçimde izlenecek yol haritası ve yeni anayasa çalışması da ele alındı. Evet, destek miktarı 5500 lira olacak. Telefonun fiyatı 9500 lirayı aşmayacak. Peki ama hangi telefonlar uygulamaya dahil edilecek? Kimler faydalanacak ve kampanya ne zaman başlayacak? İşte Erdoğan'ın açıkladığı gençlere yönelik telefon ve bilgisayar desteği ile ilgili tüm merak edilenler. İyi olur bence ama zaten çok yüksek olduğu için şu an hani telefonlar. Bilgisayarlar için mantıklı değil ama telefonlar için mantıklı diye düşünüyorum. Bizim düşündüğümüz modeller daha güzel modellerdi. Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasının detayları belli oldu. Cep telefonlarında fiyatı 9500 lirayı geçmeyen telefonlar kampanyaya dahil edilecek. Verilecek destek tutarı da 5500 lira olacak. Bazı insanların telefonları gerçekten çok kötü modeller. Hani o bakımdan onlar için güzel bir şey. Hani en azından ortalama bir telefon alabilirler. Benim şu cebimdeki telefon bu arada 9500. Limit belki tamam konmalıydı ama bu kadar aşağıda olmamalıydı. Cep telefonunda piyasa fiyatının %44,4'üne, bilgisayarda ise piyasa fiyatının %16,7'sine varan oranda destek sağlanacak. Ben de yani lise son öğrencisi olduğum için bize de bir el atsaydı iyiydi. Ben daha yeni bilgisayar aldım mesela. En minimum şartlarda tuttum. O da 35 bine denk geldi. Uygulamadan sadece örgün eğitimdeki üniversite öğrencileri faydalanacak. Türkiye'de 9500 lira skalasında pek çok cep telefonu bulunuyor. Bakın bunlar da onlardan sadece birkaçı. Örneğin bu cep telefonu 4 GB RAM ve 64 GB da hafızası bulunuyor. Fiyatı ise 9000 lira. Türkiye'de 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu da telefonların internet bağlantı hızlarıyla kalitelerine bakacak. Hangi marka ve model telefonların uygulamaya dahil edileceğine karar verecek. Tüm telefonlarda diye bekliyorduk. Değilmiş tüm telefonlarda. Yüksek model telefonlara verilmiyor. Yani eğer bunu devlet karşılıyorsa bu telefonlarda karşılaması lazım. Gençlere bir yıl boyunca ayda 10 GB internet desteği de verilecek. Şu an zaten gayet pahalı faturalar. Yani 10 GB iyi gelebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir gün sonra değişim tartışmalarının başlamasına tepki gösterdi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Yenilgiyi erken kabul ettik dedi. Kılıçdaroğlu, değişim isteyenlerin eleştirilerine parti meclisinde yanıt verdi. Bazı üyeler grup başkan vekili Burcu Köksal'ın disipline sevk edilmesini istedi. Burcu Kurultay gündemiyle toplanmıştı ama kongrelerde yaşanan gerilimde konuşuldu. CHP Parti Meclisi'nde bazı üyeler Grup Başkan Vekili Burcu Köksal'ın disipline sevk edilmesini istedi. Telefon ettiğin tehditleri burada çıkmayacak.
Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'ya tepki gösterdikten sonra baygınlık geçirmişti. Kongrelerde yaşanan tartışmalar üzerinden genel merkez yönetimini eleştiren değişimcilere yanıt Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Değişim çağrısının seçimden bir gün sonra yapılmasına tepki gösteren CHP lideri, hemen böyle bir tartışma açmak son derece yanlıştı, yenilgiyi erken kabullendik dedi. Genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor. Tıpkı İlhan Cihaner gibi bir diğer genel başkan adayı Özgür Özel'in de parti yönetimine ağır eleştirileri vardı. CHP sağ kaydı, biz düzelteceğiz diyen Özel, partiye Macron aramıyoruz. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırıyor diye siyasetsiz birini bulmayacağız dedi. Özel'in o sözleriyle İmamoğlu'na gönderme yaptığı öne sürülünce açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Özel, seçmenin siyasetten kopuş tehlikesine dikkat çektim. Ekrem Başkan partisiz mi, Ekrem Başkan siyasetsiz mi yazdı. Hizmet etmeye, aday olmaya geldim. CHP'de genel başkanlık koltuğuna Ünal Karahasan da talip olurken İmamoğlu'nun Sultan Gazi'deki temel atma törenine ilçe başkanı Kemal Avseren'e gösterdiği tepki damgasını vurdu. Törene katılımın azlığından şikayet eden İmamoğlu'nun o tepkisi kameralara böyle yansıdı. Başkanım, hiç önemli değil, bastırmaz. Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İyi Parti'den eski ittifak ortağı CHP'ye bir res daha geldi. Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, İmamoğlu ve Yavaş'a mecbur muyuz diye sordu. CHP'yi İyi Parti'yi desteklemeye çağırdı. Özü başımıza gireceğiz ve kazanacağız. İyi Parti lideri Akşener kararlı, kurmayları da rest üstüne rest çekiyor. Son çıkış Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan geldi. Vural, İmamoğlu ve Yavaş'a mecbur ve mahkum muyuz dedi. Karşılıklı bir uzaklaşma oldu mu, olmuyor kardeşim. Yani olmuyor. İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı siyasetin sıcak başlıklarından. CHP kanadından gelen açıklamalar iki parti arasında iplerin gerilmesine neden olurken İYİ Partili Vural'ın sözleri tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Bir tarafta pirom seçilsin derler, bir tarafta reisim seçilsin derler, sopayı da İYİ Parti'ye. Vural, Odri Meydan diyerek CHP'yi, İYİ Parti'yi desteklemeye davet etti. İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden de eleştirdi Oktay Vural. Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olun çağrısına karşılık vermediklerini hatırlattı. İyi Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vizyonunu takip etmek zorunda mı diye sordu. Kasap dükkanında çalışan kasiyerle motokurye iddiaya göre işbirliği yaptı. Ekmek teknelerinden para çaldılar. Aralarında anlaşmazlık çıkınca ortaklık bozuldu. İkisi de ortadan yok oldu. ...6-7 ay muhtemelen benden para çaldılar. İkisi aynı işi yapıyorlarmış, ortak. Kasamı soyuyorlarmış. Böyle bir kazığı yiyince de insan üzülüyor. Üzüldü, şaşırdı. En çok da iki çalışanın bir olup ekmek teknelerine ihanet etmelerine kızdı. Şimdi kasanızı kime emanet edeceksiniz? Kendim duracağım. Bir kere dilimiz yandı. Bir kadın yaklaşık 7 ay önce Eyüp Sultan'daki bu kasapta çalışmaya başladı. Kısa süre içinde iş yeri sahibi Ömer Kaytancı'nın güvenini kazandı. Öyle ki Ömer Bey kasayı bile o kadına emanet etti. Bir kızım var dedi, bir kendim var dedi. Kirada oturuyorum, para ihtiyacım var dedi. E biz de ne yapalım? İyi niyetimizle yardımcı olalım dedik. Aldık işe. Teslim ettim kasayı. Çıktım bir seyahate iş için. Ömer Kaytancı kasasını yeni elemanlığa emanet ederken bir de motokurye işi almıştı. Kadın çalışan bir süredir seyahatte olan işletme sahibini aradı. Paraları bana teslim etmiyor dedi. Ben dedim o zaman ben geliyorum dedim. Olayın aslını öğrenmek için. Ömer Kaytancı o telefonla hemen İstanbul'a döndü. Güvenlik kameralarına bakınca gözlerine inanamadı. Toplu paralarımızı şöyle alıp kasanın altına koyuyoruz. Arkadaşımız böyle paraları alıyor. Şu şekil. Şöyle koyuyor. Şöyle kapatırken şöyle yapıyarak şöyle elinin arasına alıp kapatıp
şöyle yapıyor ve şöyle arkasını dönerek arka cebine koyuyor parayı. Peki siz hiç fark etmediniz mi kasadan para eksildiğini? Devamlı iş sirkülasyon olduğu için, bir de güvendiğimiz bir insan olduğu için hiç şüphe etmedim. 20 günde 150 bin lira zararı olduğunu söyleyen esnafın tek dileği şüphelilerin bir an önce yakalanması. İkisinin de dolandırıcılıktan sabıkaları, hırsızlıktan sabıkaları varmış. Bundan sonra iş başvurusu yapan insanların da ilk sabıka kayıtlarına bakacağım. İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta bir kadının cansız bedenini görenler hemen polise haber verdi. O kişi ünlü oyuncu Sedat Fettahoğlu'ydu. Sanat camiası bu ölümle derinden sarsıldı. Konu komşuyu çağırmadınız, sesimi çıkarmadım, bir şey demedim. Koşarak geldim, polislere sordum ne olduğunu. Kötü haber tez yayıldı. Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu. Beyoğlu'ndaki bir parkta bir kadının cansız bedenini görenler polise haber verdi. Kendini vurmuş diye duyduk. Hani kim ne olduğunu öğrenemedik. O kişi birçok tiyatro oyununda, dizide, sinema filminde rol alan Sedat Fettahoğlu'ydu. 44 yaşındaki ünlü oyuncunun canına kıydığı ileri sürüldü. Bir tanesi kızım var. Hayallerimi yıktınız. O kızımın da borçlarını açamayacaksın. Ben kimin borçlarını açacağım ya? Ölüm haberi sanat camiasını şok ederken Fettahoğlu'nun sosyal medyadaki son paylaşımı dikkat çekti. Fotoğrafının altına yaşamı sev, bedenini koru notunu düşmüştü. İzmir'de silahlı gasp çetesi bir kuyumcudaki altınları çalıp kaçtı. 1200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis onları film gibi bir takiple kıskıvrak yakaladı. Silahını çekti, altınları çalıp gitti. Kuyumcuya dehşeti yaşatan gaspçılar film gibi takiple yakayı ele verdi. Geçtiğimiz haftaydı motosikletli ve maskeli çetenin hedefinde İzmir'deki bu kuyumcu vardı. İçlerinden biri elindeki silahla içeri daldı. Tabancasını esnafa doğrulttu. Korkan kuyumcu uzattığı çantaya vitrindeki altınları doldurdu. Vicdansız gaspçı ateş açıp onu yaraladı. Sonra da kurşun sıka sıka kaçtı. Çete kıyafetlerini değiştirse de kimlikleri tespit edildi. Saklandıkları adrese operasyon düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan soygunculardan birinin güvenlik kamerası uzmanı olduğu ortaya çıktı. 11 bilezik ele geçirilirken 3 zanlıdan ikisi tutuklanıp cezaevine yollandı. Bağcılar'da kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkımına başlandı ama hiçbir önlem alınmayınca sokak sakinleri isyan bayrağını açtı. Buralar böyle can güvenliği mi olur? İş güvenliği nerede? Binanın hiçbir yerinde bir önlem yok. Taşlar düşmüş hep yer. Evet, taşlar düştü. Normaldir yani, bina yıkılıyor. Bina yıkıldı, mahalleye taş, moloz yağdı. Önlemsizliğin, umursamazlığın bu kadarı söze gerek bırakmadı. Bir file falan. File de vardı işte, söktüm diyorum sana. Dün de yok ama videoda. Yok mu? File nerede var bak abi? Bağcılar Güneşli'deki bu bina kentsel dönüşüme girdi ama iddiaya göre çalışmalar başlayınca hiçbir önlem alınmadı. Çalış. Güvenlik yok, bir şey yok. Evde duramıyoruz. İş güvenlik şefiyim ben. Uzmanına sormuşum o zaman. Evet, usulsüz yani. İnsanlar oradan geçiyordu. Dünden ben gördüm. İnşaattan düşen parçalar binanın yanında bulunan cam dükkanının malzemelerini de işte bu hale getirdi. Ben de hafiyatçı, ben de tığım var. Mesela biz de köz bina, biz ben böyle bina yıkma görmedim. Söyleyeyim, eğer sen harfiyatçıysan bak şu kablo görmen lazım. Bak sana bir şey demiyorum. Bir şey tamam, öyle ekmeğinden belki olmuşsun ama. Bir önlem almayı düşünüyor musun? Artık yıkılacak yani. O inşaatçılar kabloyu da kopardı ve hemen yanında bulunan Sinan Dikbaş'ın işlettiği internet kafe internetsiz kaldı. Kaldı ama kolon düştü, yoksa kablo kopmaz öyle taş düşmesiyle. Bak yıkılı. Olay ne biliyor musun? Son aşamasında yıkılı. Daha inşaat başlamadan bu kablo kopmaz. Bak o bizim sorunumuz değil. Bir önlem var mı sizce? Türk kabloyu havadan açtım ben. Buralar böyle. Can güvenliği mi olur? Tüm mahallelinin merak ettiği o can alıcı soru henüz yanıtlanmadı. İki hırsızlık görüntüsü var sırada. Edremit'te bir dükkana müşteri gibi giren hırsız incelediği iki saati çalıp AVM'den koşarak kaçtı. Kırıkkale'de ise satın aldığı ev için bankadan 150 bin lira çeken yaşlı adam kapkaç şoku yaşadı.
Biri kolunda, diğeri elindeydi. Güya inceledi. 90 bin liralık iki saati çalıp böyle kaçtı. Balıkesir Edremit'te dün saat 17 sıralarıydı. AVM'deki gümüşçüye gelen adam saat almak istediğini söyledi. Arkadaşımızı sürekli meşgul etmeye çalışıyor. Böyle anlamsız sorular soruyor. Önce ikisini de koluna taktı, sonra birini çıkardı. Saati kurar gibi yaptı ama kafasındaki planı çoktan kurmuştu. Aynı anda karar veriyormuş gibi yapmaya çalışıyor. Bir taraftan da sağ solu kolluyor. O fırlayıp giderken satış elemanı da peşinden koştu ama yakalayamadı. Jandarma saat hırsızını aramaya başladı. Takip eden birisi elimizden çarptı. Bu görüntüde Kırıkkale'den 75 yaşındaki Nevzat Aydın satın aldığı evin parasını tamamlamak için bankadan 150 bin lira çekmişti. Ben bir daire aldım. Ona eksiğimiz vardı, onu almaya gittim. Ama takip edildiğinden habersizdi. Yaşlı adam yürürken hırsız para dolu poşeti kapıp kaçtı. 40 bini düştü kaçarken düşürdü iki deste. 110 bin nasılsa onlara gittiydi. Polis hırsızlıktan 6 kaydı olan kapkaççıyı kısa sürede yakaladı. Çalınan 110 bin lirası Nevzat Aydın'a teslim edildi. Efendim, çalınmadık bir o kalmıştı, o eksik de tamamlandı. İstanbul Sultan Gazi'de bir hırsız, ister inanın ister inanmayın, salamura yaprak çaldı. Şüpheli komşu esnafın cep telefonunu da kaptıktan sonra sırra kadem bastı. Bir saat içinde iki tane komşuyu sövdü gitti. İki hırsızlık aynı anda yaptı, götürdü. Dükkan dükkan dolaştı. Önce salamura yaprak, sonra da cep telefonu çaldı. Rahatlığı şeytana bile şapka çıkarttı. Hem de nasıl şaşırdık yani. O kadar da cesaretlidir. Şefik Şengül Sultan Gazi'de kahvehane işletiyor. Memleketinden getirdiği salamura yaprakları da dükkanında satıyor. Ancak dün bir hırsız işte bu salamura yapraklara gözünü dikti. 3-5 tane kalmıştı zaten. Ne kadara satıyordunuz? 250'ye. İhtiyacı olan bir şey olsa, yiyecek bir şey olsa çalsa ona ben diyeceğim. Yaprak sarmış, yaprak sarması çalıyorsun ya. Canı mı çekti acaba? Canı çekmese öyle olur mu? Hırsız uzun süre dükkanın önünde oyalandı, etrafı kolaçan etti. Kimsenin onu izlemediğini görünce de işte bu yaprak dolu bidonu aldı, gayet rahat bir tavırla uzaklaştı. Gelip sandalyeye oturuyor, şey alıyor, of alıyor, sağa sola bakıyor, bakıyor kimse yok. Alıp getiriyor. Gelip istese bir tane istese vereceğim zaten ona. Gelmiş almış götürmüş. Hırsız o kadar arsızdı ki salamura yaprakları çaldıktan dakikalar sonra yine aynı yere geldi. Bu kez kahvehanenin hemen yanında bulunan telefoncuya girdi. Hedefinde telefonlar vardı. Bir telefon benden alacaktı. Telefonu eline verdim. O esnada abi de geldi buraya. Dedi ki vallahi benim yaprakları çalan bu adamdır dedi. Ben dedim hadi gel içeri biz konuşayım seninle. Ben döndüm içeri girdim. O zannetti ki arkasından gidecek. Kahveci bu tarafa gitti. O da bu tarafa kaçtı gitti. Benim telefonumu da aldı gitti. 1000 lira bir değeri vardı. Dükkan sahiplerini şoke eden hırsız hala bulunamadı. Onlarınki tam bir İstanbul dramıydı. Çaresiz kalmış bir inşaata taşınmışlardı. Şov haber çilelerini ekrana taşıdı ve bitti dedikleri yerde umut yeniden çiçek açtı. O aile bugün yeni bir hayata başladı. Mavi gözlü Aras bebek de doğum gününü kutladı. Hepsi yapıyor. Hepsi bunlar pis insanlar. Kötü insanlar. Sütüm kesildi. Yedirince beslenime değilmiş. İnsanlar hayatı gerçekten bir anda değişebiliyormuş. İyi insanlar varmış. Bu kez iyiler kazandı. Çaresizlik, dört duvar arasındaki keder mazide kaldı. İnşaata yerleşmek zorunda kalan aile artık yeni yuvalarındaydı. Evimiz burası. Tam böyle hayal ettiğim gibi. Küçük kutu gibi ve temiz, en çok istediğim şeydi. 3 farklı sektörde iş imkanı sağladı. Bundan yaklaşık bir hafta önce bahçeli evlerde inşaatta yaşıyorlardı. Ancak şimdi sıcak bir yuvaları var. Kimden bahsediyorum? Tabii ki de 1 yaşındaki Aras ve ailesinden. Merhaba. Merhaba. Yüzünüz gülüyor. Aras'ın yüzü gülüyor. Merhaba. Çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun. Kısa süre öncesinde hepsi bu inşaatın içinde yıkık, perişan, paramparçaydı. Show Haber ekibi seslerini duyurunca talihsizlikler zinciri kırıldı. İlk adımı Bahçeli Evler Belediyesi attı. Devamı geldi. Aykut Bey çok büyük yardımcı oldu. Evini açtı. Kiramızı öderiz diyenler oldu. 6 aylık olsun, 1 senelik olsun yardım yapacağız diyenler oldu. Tek göz olsun. Ama
temiz, doğru düzgün bir ev olsun. Rahat rahat bir bebek gibi emekli yere gezebileceği temiz bir ortam. Ben şimdi şey istemiyorum. Gel bakalım, gel. Şimdi Aras'ın annesinin bir isteği vardı. Çocuğumu daha böyle temiz bir ortamda, hijyenik bir ortamda koşturmasını istiyorum demişti. O ortam sağlandı mı? Allah'a şükür sağlandı. Aras'ın ilk doğum günü de yeni yuvasında kutlandı. Böyle küçük şirin bir mutfağım var. Artık burada Aras'a güzel yemekler yapacaksın. Evet. Kendi kilitledikten sonra böyle duş alıp böyle yıkayabileceğim bir alanı var. Onlar için artık çaresizliğin yerini umut almıştı. Ben hiç düşünmüyordum böyle bir şey olacağını. Hani daha orada devam edeceğimi düşünüyordum. Haber direkten yayınlamadınız sadece. Haberin peşine düştünüz, ilgilendiniz. Show Haber ekibine, özellikle de Uğur Bey, size çok çok teşekkür ederim. Sanırım çocuğun sesini böyle bu yayın içinde bana duymaya nasip ettiniz. Allah sizden razı olsun. Bunları biz size söyletmiyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın, kendi duyguları. Gerçekten ben de şu an duygulandım. Direkt ağlayarak böyle bir şeyi zorla söyleyemez. Gözyaşlarını görüyorsunuz. Bir hafta önce üzüntüden ağlıyordu, ancak şimdi mutluluktan ağlıyor. Ne mutlu bize. Artık onun ve ailesinin sıcak bir yuvası var. Adrese teslim iş vaadiyle onlarca kişiden milyonlarca lira para toplayan çete çökertildi ve çete üyelerinin kendilerini asker, polis ya da MİT mensubu gibi tanıttığı ortaya çıktı. Seni işe alacak şu resmi kurumda. Onda da 130 bin lira gibi bir meblağ isteniyor. Biri Ceylan Pınar'dan başka yer olmaz dedi. Bir diğeri Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde masa başı iş istedi. Talepler nokta atış, vaatler adrese teslimdi. 2022, yani geçen yıl, ben de bir mağduriyet yaşadım. Parayı yatırdık ama maalesef hiçbir sonuç alamadık. O çetenin üyeleri kendilerini polis, asker, MİT mensubu olarak tanıttı ve birçok kişiyi devlette işe yerleştirme vaadiyle tuzağa çekti. Güven oluşturarak 200 bin lira gibi bir meblağ istiyorlar. Ay Yıldız Teşkilatı isimli bir dernek kurarak milyonluk vurgun yaptı dolandırıcılar. Öyle vicdansızlardı ki 12 bin dolar para alarak kamuda iş vaat ettikleri bir genç deprem felaketinde hayatını kaybedince acılı babaya bile o parayı geri ödemediler. Bir başka mağdurunsa firari dosyasını kapatma vaadi karşılığında 20 bin lirasını aldılar. 40-45 bin lira gibi bir rakamla işte 2 gün içinde hiç mahkemeye girmeden bir telefonla işte hakimi, savcıyı ayarlayabileceklerini, davayı aynı gün içinde bitirebileceklerini, öyle bir vaatte bulundular bana. Mali şube ekiplerinin yaptığı operasyonda evlerde silah, telsiz, Ay Yıldız Teşkilatı adına basılmış sahte kimlikler, sahte basın kartları, çok sayıda sahte evrak da ele geçirildi. Bu durum Türk Ceza Kanunu'nda 158. maddeye karşılık geliyor. Nitelikli dolandırıcılık olarak kamu kurum ve kuruluşlarının prestijini kullanarak dolandırıcılık meydana geldiğinden suçun nitelikli hali oluşmuş oluyor. 4 ilde yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da pazarcılar güne kötü bir sürprizle başladı. Çünkü tam da tezgah kuracakları yerde bir iş makinesi vardı. Tonlarca ağırlıktaki kepçe yüzünden bazıları siftah bile yapamadı. Bu sabah pazara geldiniz, ne gördünüz? Durum bu şekildeydi. Böyle bir kepçeyle karşılaştık. Kendi tezgahı vardı, mağdurum oldu yani. Burada bizim tezgah kurmamız gerekiyor. Esnaf sabah erkenden pazar yerine geldi. Tam tezgahını kuracaktı ki bir baktı. Kocaman bir iş makinesi, kepçe. Allah Allah. Siz de şaşırdınız, haklısınız. Şaşırdım hanım. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Pazar yarım kaldı, yumurtacı, yufkacı mağdur oldu. İşte İstanbul Esenler'deki çarşamba pazarında bir garip kepçe manzarası. Belediye ekipleri biz buna bir şey yapamayız dedi. İtilebilseydi zaten hani beklemezdik bu zamana kadar. Tonlarca ağırlıkta. İşte kepçeyi görünce neye uğradığını şaşıran pazarcı Cihan Akkaş, burada yufka yumurta tezgahı vardı. Hemen yanda sebze tezgahları vardı. Pazarın başından gelen biri bizi göremiyor şu an. İSKİ çalışma yapmış burada. Peki. 8'den beri gelip ilgilenecekler. Geçici olarak buraya açtılar tezgah ama bu da kurtarmıyor. Yer zaten toz toprak. Toz duman içinde kalacak mallar burada. Müşterim tedirgin olacak yani. İş makinesi İSKİ'nin iş makinesi. İşin kötüsü bir de araç arızalı çıktı. Yani parçası değişmeden buradan bir santim bile hareket edemiyor. Oo.
yandınız yandınız vallahi. Araca parça bekleniyormuş herhalde. Türkiye böyle oldu yavrum gayrı. Her şey bol kepçeden. Ve saatler sonra sonunda görevliler geldi. Şimdi iş makinesinin tamiri için çalışmaya başladılar. Arıza yapmış, burada kalmış. Tahmin yapacağız ama bugün çıkartılamayabilir yani şu an. Pazardan dolayı evet. Sığmaz yani, geçmez yol. Aynen. Kirası var, vergisi var. Burada belli bir yaptığımız bir ciro var yani. Yaklaşık 20-25 bin lira bir zararımız var şu anda. Kim karşılayacak onu da bilmiyoruz. Pazarcı kepçe operatörünü dört gözle bekliyor ama tamir edilse de bu kepçenin buradan çıkması çok zor. Kepçeyle beraber bugün bol kepçe satış yapacağız. Hız kazanan uyuşturucu operasyonları zehir tacirlerini büyük darbe indirmeye devam ediyor. Havadan, karadan, ablukaya alınan çok sayıda şüpheli yakalandı efendim ve tüm adımları yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son gelişmeleri sosyal medya hesabından açıkladı. Sokaklar ablukaya alındı, kapılar koçbaşıyla kırıldı. Zehir tacirleri saklandıkları adreslerde bir bir faka bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla narkotik ekipleri harekete geçti. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanları hayatı dar edeceğiz. Ümitlerini çökeceğiz. Nefes aldıracağız. İstanbul, Adana, Hakkari, Kütahya ve diğer illerde operasyonlar düzenlendi. Adresler havadan karadan ablukaya alındı. Zehir yuvaları bir bir basıldı. Açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı. Günlerdir aralıksız süren operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı, onlarcası tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi. Getir elini arkaya, getir. Getir. Kelepçeyi getir. Operasyonları adım adım takip eden Bakan Ali Yerlikaya detayları sosyal medya hesabından açıkladı. Show Haber WhatsApp ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 00 veya 90 02. Tekrar edelim. Bize ulaşabileceğiniz, görüntü paylaşabileceğiniz, ihbarda bulunabileceğiniz telefon numaralarımız 0536 266 90 00 veya 90 02 diyelim. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.